İkincisi nazar boncuğu. Böyle o da şey yapmış. Hemen iki grup ayrılmış. Nazar boncuğu bidattır, şudur, budur. Gene Fetevain diye de orada tem maddesinde. Nazar boncuğundan bir şey beklemiyoruz. Göz şua yayar. İlk bakışta göz çok önemli. O cem olmuş şua bir noktaya vurursa parçalar. İnsanı mezara, deveyi kazana koyar. Onun için dikkati çekmek için mesela ecdat Anadolu'da eskide keçi kafasını koymuş. Boncuk koymuş. Boncuk da medet beklemiyor. Medet beklersen şirktir tabii. Hayır, dikkati çeksin. Bakan hemen oraya baksın. İkinci bakışta göz olmuyor. Abi bizim orada da şey söylerlermiş çocukların gözünde böyle çocuklar böyle masum öğretmeni çok güzel gözüküyor ya. Böyle yüzlerine böyle mur şey yani yanmış ateşteki siyah şey var ya. Böyle yüzlerine söylermiş ki böyle çok güzel gözükmez. Ha gözükmesin. Yani o nazar boncuğundan ne medet bekliyorsun? Yani nazar boncuğu şey diyor. Şimdi camilerin minaresine paratoner koymuyor musunuz? Allah'ın evine şimşek iner mi? İner kardeşim. Allah'ın adetullahı var. Adetullahı var. Allah'ın kuralı var. Peygamber aleyhissalatü vesselam bugünkü dersim diye mucize şeyde muhakimatta. Her efali, her hareketi mucize olmaz ki. İndel acel. Lazım olduğu zaman mucize olur. O da adetullah'a tabiydi. O da yerdi içerdi. O da Allah'ın kurallarına tabiydi. O zaman peki paratoner koymuyor musun? Niye koyuyorsun paratoner? Yani gökyüzünün göz şua da aynı göz gibidir. Gökyüzü bir sema yüzdür. Onun gözü de o şimşektir. Şuadır. O indiği zaman kime denk gelirse yakıp yıkıyor. Camiye geldiği zaman paratonerle toprağa gidiyor. Biz ondan yardım mı bekliyoruz? Biz ilaç içerken şafi mi diyoruz yani? Şifayı veren midir diyoruz? Tarlayı ekerken rızkımızı o mu veriyor diyoruz? Evlendiğimiz zaman çocuğu kadın ve erkekten mi zemininde oluyor? O yaratmıyor ki. O yaratsaydı haşa. Doğan çocuğun kız mı erkek mi karakterini bilirdi. Kendisi yaptı ya bu işi. Niye çocuğun karakterini bilmiyor, cinsiyetini de bilmiyor. Demek ki o yapmıyor. O tarlayı ekmek gibidir. Allah dedi. Tarlayı ekin dedi. Nesil için evlenin dedi. Adeti kanun ilahi olarak da paratoneri koyun dedi. Camiye koyun. Aa, adet ilahiye. Kanun ilahi Allah'ın kanunu cereyan ediyor. Peygamber de ona tabi. Her hareketi, her sözü, her efali mucize olursa insanlıktan çıkar. Bize nasıl örnek olacak? Tuvalete de gidecek, hasta da olacak, doğacak da, ölecek de. Ölüme de tabi o da. Şimdi ben derse başlıyorum. Böylelikle birkaç tane çok gelen hurafe şeyleri. Yani şöyle, ya ifrattayız, ya ifrattayız, ya tefrit yapıyoruz. Yani küllümen göz boncuğu şirktir. Kur'an okurken para almak haramdır. Yani müştehitler çoğalmış ya piyasada. Bak ne diyorum size. Fetevaihin diye tem maddesi. Bakın görün.